Ich bin ein guten Mensch. Ben iyi bir insanım. Neye göre? Kime göre? Etiketlerden özgürleşmek diyorum. Adım Akasya Asıltürkmen. Bunlar da benim etiketlerim. Oyuncuyum, yazarım, eğitmenim, seslendirmenim, içerik üreticisiyim. Son yıllarda yaptığım ve en severek yaptığım işlerimden biri, etiketlerimden biri. Aynı zamanda girişimciyim. Ve salatalık severim desem ve bunu da üstüme yazsam ve bunu herkes görse bir süre sonra şöyle hissedeceğim. Ama beni herkes salatalığı ne kadar sevdiğimle ilgili tanıyor. O yüzden ben şimdi birdenbire salatalıktan nefret edersem hakkımda ne düşünürler? Etiketlerden özgürleşmek. Aslında bu konuşmayı hazırlarken başlığım şuydu. Etiketlerden kurtulmak. Ama etiketlerden kurtulmak, insan nelerden kurtulur? Kötü bulduğu şeylerden, hoşlanmadığı şeylerden, ağır gelen durumlardan kurtulur. Ama özgürleşmek. Benim onlarla ilgili bir şikayetim yok. Hepsini çok seviyorum. Gittiğim bütün yolları, dolaştığım yerleri, varoluşumu ve beni bu halime getiren her şeyi, bütün mesleklerimi, kimliklerimi, etiketlerimi seviyorum. Ama bazen onların içinde sıkışıp kalmak istemiyorum. Bu çoğumuz için geçerli. Neden? Peki biz neden tanımlarız? Tanımlamamızın bir sebebi var. Kendimizi iyi hissetmek için, güvende hissetmek için, rahat hissetmek için. Çünkü dışarıdan bize çok fazla etki gelir. O etkilerin arasında ve belirsizliğin içerisinde kendimizi tehlikede hissederiz. Tehlikede hissetmemek için insanları, durumları, ortamı, havayı sürekli olarak tanımlarız. Tanımladığımız ve onlara bir isim taktığımız sürece kendimizi daha iyi hissederiz. Bu böyle bir insan. Ahmet çok iyi biri. Zehra çok dürüsttür, çok iyidir, çok tatlıdır. İsmail Bey öğretmen, çok başarılı bir öğretmen. Girişimci, kadın girişimci. Erkek girişimci, yani onlara girişimci diyoruz direkt. Hatta bir arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Kendisi müzik yapımcısı ve kendisi kadın müzik yapımcısı. Kadın müzik yapımcısı diyorlar bana. Bir sürü arkadaşım var. Erkekler onlara erkek müzik yapımcısı demiyorlar asla. Ve benim başarmam nedense çok büyük bir başarıymış. Kadın haliyle bunu başarmış gibi algılanıyor. Çünkü bazı komplekslerimizi de yine etiketler üzerinden tamamlıyoruz. Mesela gençlere genç, toy diyoruz hemen değil mi? Çünkü genç, toy. Halbuki az önce ben bir arkadaşı izledim ve gerçekten izlediğim en iyi şeylerden biriydi. Onların şu anda ulaştıkları bilgi, onlara gelen bilgi, akan şey bizim tecrübemizin çok üzerinde. O yüzden artık daha fazla toyluk yok. Bu sadece kendimizi rahatlatmak için. Peki, bakın bu yukarıda gördüğünüz bölümler. Bu bölümlerin sadece bir tanesinin ismi yazıyor. İşletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler. Duyduğumda bana hep çok havalı gelmiştir. Bu da mühendislik. Bu mesleklerle ilgili söyleyeceğim şey şu. Ortak noktaları benim gözümde şu. Akıllı kararsızlar bölümleri. Yani kafam çalışıyor. Üniversiteye girmem gerekiyor. Üniversiteye girmem şart. Hele benim ülkemin şartlarında. Sizin de bildiğiniz gibi üniversite neredeyse bir zorunluluk. Hiç alternatif olmadı. Çünkü Avrupa'daki, Amerika'daki çocuk ne yapıyor? Lisesi bittikten sonra 2 sene dünyayı geziyor. Zaten bizde emeklilik bile çok farklı. Bu konuşmayı hazırlarken emeklilikle ilgili Türkiye'den içerik ve yurt dışından içerik aramaya karar verdim. Emeklilik yazdım. Bizde sadece emekli kuyruğu, yaşlı amcalar, teyzeler gibi şeyler çıktı. Retired yazdığımda, gezen insanlar, yaşlılar mutlu, hep beraber paragliding yapıyorlar, dünyayı geziyorlar çıktı. Bir de öyle bir durum var. Ama bu mesleklerin hepsi akıllı kararsız bölümleri gerçekten de. Ben o kadar çok reklam şirketlerinde çalışan uluslararası ilişkiler mezunu tanıyorum ki. Ve hatta ekonomi bitirmiş olanlar. Boğaziçi ekonomiyi bitirmiş. Gerçekten ders notları o kadar zor ki. Zaten İngilizce. O İngilizceyi benim çözmeme imkan yok. Onlar da bunun için ekstra okuyorlar. Ama yine de bu bölümleri okurken bu insanlar şöyle bir şey yaşıyorlar. Ve bu da çok değerli. Bunu da söylemek istiyorum. Okula gitmek iyidir.
Çünkü okulda öğrencilerime de hep söylüyorum, size öğrencilik için tanınmış bir zaman vardır. O zamanı o zamanı değerlendirebilirsiniz diyorum onlara en azından. Bir şeye sıkışmak yerine. Ama yine de bana tuhaf geliyor. Bir kimliğin arkasına girebilmek için, sırf ipin ucunu bulmak için aslında çok genç yaşta bir mesleğin kişisi olmak ve diğerlerini düşünememek bile. Ama bu sadece eğitimler için geçerli değil. Geçenlerde çok eski ve çok sevdiğim bir filme şöyle bir göz attık. Şimdi bu konuşmanın ardına bu slide size değişik gelecek. Züğürt Ağa. Neden? Çünkü şöyle bir düşününce Züğürt Ağa'nın hikayesini herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi bir köy ağasıdır ama aslında köy ağasının bile devri geçmiştir. Köyleri yöneten ağaların yönetiyor olmalarının sebebi büyük bir toprak biriminin sahibi olmaları ve bunları sürmeleri için insanlara para vermeleri, pardon yani onları çalıştırmaları ve ekinden onlara pay vermeleri. Ve Züğürt Ağa en nihayetinde alaşağı edilir, bir nevi aslında köyünü satmak zorunda kalır ve büyük şehre göçmek durumundadır. Züğürt Ağa'nın özgürlüğe giden yolculuğunda kendini ortaya atması gerekir. Ve atar. Haraptar Market diye bir market açar. Bakkal bile değil, market. Bir ağa market yönetmekten ne anlayabilir? Tabii ki görkemli bir şekilde batar. Kendini ortaya atmak mı? Yoksa kendini ortaya koymak mı? Birkaç iş daha dener. Kendine yaraşır işler denemeye çalışır. Hepsi şehirde ona yaraşır olduğunu, ağa kimliğine yaraşır olduğunu düşündüğü mesleklerdir. Lakin hiçbirinde başarılı olamaz ve en nihayetinde ağalığının temsili olan, bunun aynı zamanda oyunculuk ya da yönetmenler için de dramaturjik bir sembolik anlamı vardır. Çizmelerine bakar ve kalan son değerli şeyini, sürekli marabalarının fırçaladığı, boyadığı o değerli ağa çizmelerini satar ve kendine bir tezgah ve kıyma artık ne alması gerekiyorsa yani çiğ köfte yapmak için gerekli malzemeleri alır. Neden çiğ köfte yapmak için gerekli malzemeleri alır? Çünkü köydeki bütün özel günlerde kurbanlar kesilirken ağa hep çiğ köfte yoğurur ve bu işi çok iyi yapmasıyla övünür. Ve çizmelerini satan, çiğ köfte tezgahını kafasına takan ağa bakınız nasıl özgürleşir. Bu görseli bulduğunda bu gerçekten de küçük kaideli böyle minik karikatürize bir heykel. Ayağındaki terlikler de bu arada filmde kullanılan plastik terliklerdir. İlk kez Züğürt Ağa'yı mutlu görürüz. Neden mutlu olmuştur sizce? Çünkü aslında etiketlerinden kurtulmuştur. Özgürleşmiştir. Bir arkadaşım var, kendisi bu arada yapımcı, yönetmen. Bana dedi ki, yurt dışına gitmekle ilgili bir şeyden bahsediyorduk. Ya dedi ben çok iyi bir pizza hamur ustasıysam ve bunu hala bilmiyorsam, henüz bilmiyorsam, neden olmasın? Eğer kendimizi etiketlerimizin ötesine taşıyabilirsek, deneyimleyeceğimiz şeyler çok fazla. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bir üniversitede 10 dönem boyunca ders verdim. Öğrencilerim 18 ile 21 yaş arasındaydı. Ve sevgili öğrencilerimden bir şey öğrendim. Kamera önlü oyunculuk dersleri veriyordum. Ve hepsi sinema televizyon öğrencisiydi. Ama bir de ek ders alan yeni medya öğrencileri vardı. Bir gün bir tanesi dedi ki ben bir tane kadını takip ediyorum. Çok güzel içerikler çıkarıyor. Ne yapıyor o kadın diye baktım. Çocuğu var falan çok şeker. Allah Allah dedim ya 19 yaşındaki kız niye bunu takip ediyor? Bakmaya başladım. Şu anda arkadaşım kendisi. Çok da seviyorum. Yani o içerik üreticisi. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte işler yapıyoruz. O gün benim aklıma düştü bu. Ve sosyal medyada içerik üretmek nedir? Araştırmaya başladım. Hoşuma gitti, yapmaya başladım. Son 5 senedir geçimimin büyük bir kısmını sosyal medyada içerik üretmek karşılıyor. Ve o işimi çok seviyorum. 120 liraya saatine ders veriyordum. 120 liraya saatine ders verdiğim eğitim kurumundan aldığım hediyeye bakın. 5 sene geçinmemi ve daha fazlasını ve bundan sonra kurduğum dijital ajansın da kim bilir nereye gidecek olmasını sağlayan işte eğitim. Yani o fırsata kendimi açmış olmam beni buralara getirdi. Yani beni özgürlük heykelime kavuşturdu.
Bakın bir tane daha arkadaş tanıyorum. Kendisi burada çok iyi bir üniversite bitirdi. Gitti Leiden'de de bir üniversite bitirdi. Hollanda'da. Sonra orada çok bir, büyük bir bankada fon yöneticisi oldu. Kendisi aynı zamanda Hollanda dilini öğrendi ve vatandaşı oldu. Ondan sonra düşündü, taşındı, işi bıraktı. İngiltere'de çiçek tasarımı okudu. Türkiye'ye döndü ve kendisi şu anda çok başarılı bir çiçek tasarımcısı ve düğünlere, davetlere, büyük otellere çiçekler tasarlıyor. Çiçekçi olduk diyor. İki tane üniversite bitirdi. Yakın arkadaşımdır, çok seviyorum. Ama tabii ki çok zevkli bir insandır. Evet, gerçekten kariyerini yaptı. Çünkü şimdi çok mutlu. Yine bir tanıdığım arkadaşım var. O da mühendisti, jeoloji mühendisi. Çok başarılı bir marangoz oldu. Ve yaptığı şeyler dünyaya yayıldı. Dünyadan sipariş alıyor. Ve yine kurumsalda çok başarılı olmuş. Çok iyi kolejde, Robert'leri, onları falan, Boğaziçi'lerini bitirmiş bir arkadaşım. İlaç sektöründe çok çok başarılıyken yoga eğitmeni oldu. Ve şu an çok daha sağlıklı, neşeli, ışıl ışıl bir insan. Yine emeklilik. Benim şu iyi insanlığım gibi. Kime göre, neye göre emeklilik? Emekli olacaksın diyorlar. İnsanlar bütün yetenekleriyle böyle 50-55 yaşında birdenbire kala kalıyor. Çocuklar da okula gitti. Gittiler yurt dışına, bir şey oldu. Yani evlendiler ya da hoppa kaldın mı tek başına? Ne yapman gerekiyor? İşte emekli hayatı yaşayalım. Böyle bir şey yapmaya gerek yok ki. Burada bir tane arkadaşım var, Sabah Bener. Mesela o da gerçekten çok başarılı bir iş kadını. Biz onunla şimdi birlikte çalışıyoruz. Çünkü birlikte kurduğumuz, daha doğrusu dahil olduğumuz bir girişimcilik işini birlikte yapıyoruz. Ve gerçekten bunu yaparken kendimizi çok iyi hissediyoruz. Yani bu hayat senin sevgili genç arkadaşım. Ne istersen onu yapmakta özgürsün. Bir üniversiteye mi girdin? Ve okurken fark ettin, o senin aslında istediğin bir bölüm değildi. Hayır hayatım, maymun iştahlı değilsin. Sadece henüz ne istediğini bilmiyordun ve şimdi belki de ne istediğini bulmak için bir fırsat edindin. Lütfen sadece okuduk, zaten başladık, 2 sene gittim, o yüzden ailemi işte hayal kırıklığına uğratamam diye, yani başkaları için yaşamayı sakın düşünme bile. Zaten yeni kuşağa çok güveniyorum. Çoğu kesinlikle böyle değil. Aslında yine lafım onlara değil, bizlere. Çünkü biz başkaları için yaşamamayı çok da fazla bilen bir kuşak değiliz. Ama öğreniyoruz. Ben bize, bir de gençlere çok güveniyorum. Teşekkürler.